Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere whoopie pie pasta tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle çırpma kabımızın içerisine büyük ise 4 adet, küçük boysa 5 adet yumurtamızı ekleyelim ve 1 su bardağı şeker dökelim. Güzelce yumurta ve şeker köpürene kadar mikserin yüksek devirinde çırpalım. Yumurta ve şeker bu kıvama gelmeli. Ardından tereyağımızın içerisine çikolatayı ekleyeceğiz ve bermer usulü eriteceğiz. Malzeme listesi infobox kısmında ekli, oradan bakabilirsiniz. Tereyağı ve çikolatayı bermer usulü erittim, güzelce karıştırdım. Bu şekilde erirken homojen olmuyor ama eridikten sonra alıp karıştırıp direkt yumurta ve şekerin üzerine döküyoruz ve çırpıyoruz. Ben bermer usulü erittim. Sizler adı aklıma gelmedi. Fırın kabı gibi onun içerisinde de eritebilirsiniz. Şimdi unu, kakao ve kabartma tozunu da eleyeceğim ve ekleyeceğim. 200 gram un, 20 gram kakao ve 1 paket kabartma tozu. Kazakistan'da oldukça meşhur bir tariftir. Herkes çok beğenir. Gerçekten hem görünümü olsun hem de lezzeti olsun. Çok güzel. Eşimin doğum günü için hazırladım. Sizler de dilediğiniz, sevdiğiniz, sevdikleriniz için, kendiniz için bu pastayı özel günlerinizde yapabilirsiniz. Evet. Un, kakao ve kabartma tozu karışımına döküyorum ve mikserin en düşük devirinde şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Evet, artık hazır. Fırınım 180 derecede alt üst ayarda ısınmaya bıraktım. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz kek harcını dilerseniz benim gibi 4 eşit parçaya bölebilirsiniz. Ya da kaşık kaşık benim ölçüm el ölçüm iyidir derseniz o şekilde kafanıza göre de koyabilirsiniz. Ortalama 185 gram şeklinde böldüm. Sizler de o şekilde 4 eşit parçaya bölebilirsiniz. Eğer teraziniz yoksa sıkma torbasına koydum ama sıkma torbası olmak zorunda değil. Bir kaşık yardımı ile de dökebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben bu tekniği kullandım. Kalıp kullandım. Kalıba hiç gerek yok. İşte bir kapak yerleştirip kalemle çizip etrafından ve o kalemin dışına taşmayacak şekilde kaşıkla koyup bu şekilde yayabilirsiniz. Ben 24 santimlik bir kalıp kullandım. Hani böyle belirginleştirdim ve o ortasına güzelce yapmış olduğum kek harcını yaydım. Daha önce bu pastaya benim ikinci yapışım. Daha önce yaptığımda bu yöntemi değil de böyle bir kapağı oturtmuştum, etrafında çizmiştim, kaşık kaşık dökerek yaymıştım. Öyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de tepsiye alıyoruz. Bakın çok kolay bir şekilde tepsiye aldık. Şimdi fırına gönderiyoruz ve sadece 10 dakika durması yeterli. 10 dakikada pişecektir. O pişene kadar hemen diğer ikinci kağıda doldurdum. Ben bir gün önceden kekleri hazırladım. Böyle üst üste koydum. Onun da üzerine mutfak havlusu örttüm ve kurumadan beklettim. Aynı günün hepsini yapabilirsiniz ama ben akşam üzeri sadece akşam keklerini hazırladım. Ertesi günü de süslerim dedim. Şimdi kremasına sıra geldi. 350 gram
tuzlu nabne 350 gram, tuzsuz nabne veya mascarpone kullanın. Ben mascarpone kullandım. Ve 350 gram da süt kreması, 200 gram da pudra şekerini ekleyeceğiz. Hepsi mutlaka soğuk olmalı, buzdolabından çıkmış olmalı. Ve mikserimizin önce düşük devrinde, ardından en yüksek devrinde çırparak güzel bir kıvam aldırıyoruz. Kıvamı oldukça güzel. Şöyle bir kenarlarını da toparlayıp karıştıracağım. Çok fazla karıştırmayın kıvam aldıktan sonra, yoksa süt kreması formunu bozabiliyor. Şimdi bunu da 410 gramdan 3 parçaya bölmeniz lazım. Yine söylemiş olduğum gibi, teraziniz yoksa kendi kafanıza göre de 3'e bölebilirsiniz. Yapacağınız kalıbın ortasını bu şekilde krema sıkın yapışsın. Hazırlamış olduğumuz kekin yüzeyini tabanına getiriyoruz bakın. Tabanı da bu şekilde olacak şekilde. Bütün katlarını bu şekilde yapacağız. Şimdi damla damla kenarlarından sıkıyoruz. Ben kameraya böyle kamera açısını yakalamak için şöyle yan yan sıktığım için bazı damlalarım güzel olmadı. Aslında böyle düz bir şekilde daha kontrollü sıksaydım daha güzel olurdu ama yine ikinci yapışıma göre normal. Bu pastayı sık sık yaparsanız daha muntazam damlacıklar yapacağınıza eminim. Ben 24 santimlik bir kalıp kullandım ama yani o santimetre çapında yaptım. 26 santime kadar bu tarifi uygulayabilirsiniz. En son katı bu şekilde ters çevirmedim keki ama bence onu da ters çevirerek koyun, daha muntazam olur. Ama ben üzerine meyveyle süsleyeceğim için önemli değil. Şimdi üzerindeki ganajı yapacağız. 90 gram süt kremasını kaynama noktasına getireceğiz ve 100 gram bitter ve sütlü çikolata karışımının üzerine sıcak süt kremasını dökeceğiz ve karıştırarak krema ve çikolatayı güzel bir ganaş hazırlayacağız. Bu arada pastayı mutlaka yarım saat buzlukta bekletin. Ondan sonra ganajı dökün. Ben biraz acele davrandım. Bir 10-15 dakika kadar buzluğunda yer yoktu. Buzdolabında dinlendirdim. Hani herhangi bir kaza yaşamamanız için önemli. Hani benimkiler erimedi ama kremamız erimedi ama hani öyle bir risk var. O yüzden yarım saat buzlukta dinlendirdikten sonra çikolatayı dökün. Dolaptan yani çikolatayı dinlendirmiyorsunuz. Pastayı dinlendiriyorsunuz bu arada. Orayı karıştırmayın. Dinlenmiş pastanın üzerine hazırlamış olduğumuz ganajı döktük. Üzerine şimdi süsleyeceğim.
çileklerle süsleyeceğim. Eğer bu pastayı temiz bir kaba aktarmak isterseniz, başka bir tabakta, servis tabağında sunmak isterseniz, altına iki tane büyük boy bıçağı hani böyle yerleştirip, eliniz böyle bıçakların saplarından tutarak dilediğiniz servis tabağına koyabilirsiniz. Ben de neden koymadım acaba dedim. Pastamız hazır. Hemen aynı gün içerisinde tüketebilirsiniz. Eşimin doğum günü için hazırlamıştım. Daha sonra kalan meyveleri de bütün yüzeyini kaplayacak şekilde yerleştirdim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. En son bir dilimini sizler için kıvamını göstermek için o şekilde tadımını yaptım, gösterdim. Maalesef akşam o kutlama esnasında videoya çekemedim. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Hoşça kalın.